Evet, tüm hazırlıklarımız tamam. Yeniden bir kuzu göbeği mantarı avındayız. Hadi bakalım, nasıl gelsin. Bu arada mantar avına çıktık ama halim umutsuz. Umutsuz olduğu için torbayla gidiyor. Şeffaf. Ben tabii sepetimle gidiyorum. Nedenine gelince bu işin doğrusu sepete doldurmak mantarları. Avcılıkta her daim yalan dolan bir bahane var arkadaşlar. Halime soruyoruz şimdi. Halim, sence mantar var mıdır bugün? Çok yağmış olmaz. Çok yağmış olmaz. Herkes avdan dönüyor. Mantar peşinde herkes. Halim, ne diyorsun, biz bulacağız mı bu sefer? Ama öyle konuşmamak lazım ya. İnsan var mı yukarıda mantar bakan? Var var, öbür tarafta. Kaç kişi? Bilmiyorum ki. 100 kişi gitmiştir. Belgesel. Bu sefer ben çalıların arasında buldum. Kurcalasak mı acaba? Tabii canım. Mesela buldun, yanlarını kurcalamakta. Şurada size bir şey göstermek istiyorum. Buna çanak diyoruz. Bu çanağın olduğu bölgelerde kuzu göbeği mantarının olabileceği rivayet ediliyor. Ne diyorsun Halim? Doğrudur. İşarettir o. İşarettir öncüsü bu. Öncüsü o. Aynen öyle. Ama daha bulabildik mi? Hayır. Hayır. Niye? Çünkü biz buraya gelen 101. kişiyiz. Avımız sürüyor ama şu saate kadar hiçbir şey bulamadık. Gayet iyi spor yaptık. Elimizde sepetimizde dolaşıyoruz. Bu yeni çıkmış. 20 dakika önce çıkmış. Var mı Halim? Geliyorum. Yeni çıkmış. Dur ben göreyim, bir anlarım ben. Dur. Bir tane kuzu göbeği bulmuş. Altın değerinde değil mi bu kuzu göbeği? İlk. Şuralarda bir yerde değil mi? Oo! Sevgili arkadaşlar, bir görün. Ya bu iş ne kadar kolay mı zor mu bir görmenizi istiyorum. Bir bakın lütfen. Ellerine sağlık Halimciğim. İlk kuzu göbeğimizi kestik herhalde. Bir evet. Bakalım şuna, yakından bir görelim. Kameraya bir gösterelim. Dur, oynatma elini. Sepette yer varsa oraya koyalım. Evet, buyur sepetimize. Tabii kuzu göbeğini bulduk deyince Halim hemen geldi. Hakikaten arkadaşlar, kardeşi. burada bulmak, görmek bunu imkansız. Hemen gösteriyorum size nerede olduğunu. İşte kuzu göbeği burada. Rengini görüyor musun? Şöyle, aynen öyle. Şöyle bir keseceğim şimdi. Kamuflaj güzel. Hakikaten çok zor. Görüyorsunuz değil mi mantarı? Şöyle bir şey yani. Evet, aynı hizada bir tane daha bulduk galiba. Yeter artık, torbamı çıkar. Dur bakayım. Nerede Halim? Oo, şurada. Hemen göstereyim size de. İşte burada bir keselim hemen. Kökünü toprakta bırakıyoruz değil mi? Evet, aynen öyle. Şimdi şu karşıda teyzeler var. Onlar mantar mı topluyor, ot mu topluyor diye merak ettik. O tarafa doğru gidiyoruz ama... Oo, bir dakika. Galiba şurada bir mantar buldum ben. Dur. İşte. Arkadaşlar, hakikaten bunu burada görmek mucizevi bir şey ya. Bir bakar mısınız şuraya? Bunun güzelliği şey ya. İki tane. Şurada bakın ya. Yanında da var. Evet, gördüm canım onu da. Ya işte hayat böyle. Mantarın olduğu yeri gösterdik. Hemen herkes geldi. Neydi? Altın bulsan paylaşacaksın. Doğru mu? Evet, doğru. Kuzu göbeği bulsan paylaşmayacaksın. Ya yerini söylemiyorsun. Ben bas bas bağırıyorum arkadaş yani. Biz abi. Al bir sepet mantar gitti kardeşim. Söylemeyecektim. Vallahi doğru söylüyorsun. Şimdi öyle mel bakalım abi sepetimize. Vallahi kayaların altını geçer. Evet. En sonunda Recep de yapacağını yaptı. Recep vallahi böyle, buldu normalde, mantarı. Hayır, normalde kesmez böyle. Asla görülemeyecek bir mantar gördü maşallah. Mantar muhabbeti devam ediyor. Köylü arkadaşlar var. Onlar bir tane bile bulamadık ya. Diyor. Ya ne diyorsun abi ya? Ben 2500 kişi var şurada ya. Hani nereden geçsek bir ayak izi var yani. Bu arada köylü arkadaşlar bulamamışlar ama biz biraz önce bir şeyler bulduk. Ama tabii bulduklarımızı satın aldık. Bunu da itiraf etmek gerekiyor. Uf maşallah. Kız kırmızı surat. Kız mı bu? Oğlan. Ve maşallah Tosun. yavrum be. Poşunu da yiyeyim senin ben. Ona. Şu karşı tepeyi gösterdi arkadaş ama. Vallahi gideceğiz. Bakalım, merak bu. Bulabilecek miyiz, bulamayacak şöyle miyiz? Şöyle mantarların keyfini çıkara çıkara da yol alalım biraz yavrum. Değil mi? Gerçi satın aldık ama. Olsun, helal hoş olsun bizim köylü kardeşlerimize verdik parasını.
İnşallah güzel güzel yerler. Bizden yana artık eksik artık helal olsun. Problem yok. Kolay gelsin dayı. Var mı bir şey? Ufak tefek. Hadi rast gelsin. Sevgili arkadaşlar, kuzu göbeği mantarı avımız devam ediyor. Ama tabii biz avı garantiye sağlama alalım diye köylülerden biraz mantar satın aldık. Onları da göstereyim. Böyle de dürüstüz. Hiç değilse eve boş dönmeyeceğiz değil mi? Ama yine mantar avına da devam ediyoruz. Hadi hep beraber biraz daha gezelim. Evet. Şimdi bir ara verdik avımıza. Mantarlarımızı bagaja yerleştirdik. Gördüğünüz gibi. Memnun muyuz arkadaşlar bugünkü avdan? Çok memnunuz, süper. En azından mantar yiyebileceğiz. Mantar yiyebileceğiz. Niye? Çünkü parasını verdik aldık. Evet, en azından paramız, eve boş dönmeyeceğiz yani. Paramızı da dahil aldık. Peki sen usta utanıyor musun bu halinden yani? Hayır hayır. Yine birkaç tane bulduk. Hayır, sepet doldurduk en azından. Yiyeceğim teyzelere katkıda bulunduk. Evet aynen öyle. Bence de herkes çok iyi memnun. Yaptık. Herkes memnun. Sepette taşıdık. Bütün sporları yere döktük. Bir dahaki sene buralardan tekrar geçeceğiz. Evet, acayip mantarımızı bulduk gene bir su kenarı. Şöyle soframızı da kurduk. Ve meşhur kavurmalı pilavımızı da yapıyoruz. Öyle değil mi? Bu sefer meşhur pilavımızı yapıyoruz sevgili dostlar. Bakalım sonunda nasıl bir şey ortaya çıkacak. Misafirlerimiz var. Seço, bunlar bizi korur mu sence? Bunlar aç gibi geldi bir bana. Bir de pilavımıza bakalım abi. Bak bakalım halim oluyor mu? Evet, şimdi pilavımız hazır. Şöyle bir havalandıralım kendisini, biraz karıştıralım. Artık piknikte bu kadar. Öyle değil mi Halim? Evet. Eşim şimdi nasıl buldun pilavı? Lapa olmuş. Recep sen ne diyorsun? Daha bakmadım tadına. Çok güzel abi. Baktın, eline sağlık. Oo, ellerine sağlık diyorsun. Afiyet olsun. Biraz önce Halim lapa olmuş dedi pilava. Pilav lapa olmuş ama bir tabak daha alayım. Halime bir tabak daha koyalım bari be. Çok lapa olmuş. Lapa olmuş ama değil mi? Sosyal medya için çekimlerimiz sürüyor. Da Halim ne yapıyorsun? Yeri göstereyim size. Gerçekten çok güzel bir doğa. Ama insanlar nedense bulundukları yeri aldıkları gibi bırakmaktan çekiniyorlar mı diyelim, imtina mı ediyorlar, ne diyorlar bilmiyorum. Şuranın çöplüğünü görüyorsunuz değil mi? Yani şu yerdekileri görüyorsunuz. Halbuki zor bir şey değil bu. Aldığınız şeyleri toplayıp bir torbaya koyup çöp kesi yapmışlar. Buyurun buraya atabilirsiniz. Keyfiniz nasıl arkadaşlar, iyi mi? Şahane lokmalarımız da var bu arada. Onu da göstereyim evet, size. Oğlum, on numara. Yapanın ellerine sağlık. Teşekkür ederiz. Sağ olun, var olun. Sağ olun. Eyvallah. Filtre kahvemiz hazır. Kettle'da kaynattığımız su, filtre kahve. Böyle bir altını görmenizi istiyorum. Bir de üstünü. Hakikaten çok güzel oldu. Evet. Bir de şöyle potta bir kahve yaptık. Bir de o kahveyi deneyelim bakalım.